Dünyada mimari algılarımızı önemli şekilde değiştiren bina sayısı iki elin parmaklarından az sayıdadır. Ve mimari açıdan son derece önemli çok az sayıdaki bu binalardan biri de İstanbul'daki Ayasofya. Ayasofya kutsal bilgelik anlamına geliyor. İstanbul şehri daha önce Konstantinopolis, onun da öncesinde ise Bizans olarak biliniyor. Tarih sırasıyla gidecek olursak başlangıçta bir Grek şehri. Daha sonra Roma İmparatorluğuna dahil oluyor ve Yeni Roma olarak adlandırılıyor. Roma İmparatoru Konstantin buraya Konstantinopolis, yani Konstantinin şehri ismiyle bir şehir kurulmasına karar veriyor. Bu, Konstantin'in Hristiyanlığı tanımasıyla aynı döneme denk geliyor. Bu yüzyılın sonunda Hristiyanlık Roma İmparatorluğunun resmi dini olacak. Şehrin en önemli kilisesinin buraya yapılmasının sebebi imparatorun sarayının bu civarda olması. Şu an bakmakta olduğumuz kilise o dönemdeki orijinal kilise değil. O dönemdeki kilise ve onun yerine yapılan bir sonraki kilise şehirdeki ayaklanmalar ve yangınlar sırasında yanıyor. En ünlü isyan 6. yüzyıldaki Nika ayaklanması. Bu o dönemin imparatoru Justinianus'a karşı bir ayaklanma. Şehrin önemli kısmı bu ayaklanmada zarar görüyor. Justinianus bu kilisenin hamisi olduğu için kilisede bu ayaklanma sırasında hasar görüyor. Yani şu anki Ayasofya aynı yerde yapılan kiliselerin üçüncüsü ve sonuncusu. Kilise toplumu bir araya getirmek gibi önemli bir işleve sahip. Ancak bunun da ötesinde imparatorun imparatorluktaki gücünü temsil etmesi açısından çok önemli. İmparator Justinianus döneminde pek çok kilise inşa ediliyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bunlar arasındaki baş eser Ayasofya. Gerçekten de inanılmaz derecede etkileyici bir bina. Aşağıdan şöyle bir binaya baktığınızda kendinizi adeta bir dağa bakıyor gibi hissediyorsunuz. Evet, sanırım coğrafi bir tanımla açıklamaya çalışırsak en uygunu heybetli bir dağ gibi gözüktüğünü söylemek olur. 6. yüzyılda inşa edildiğinde kilise kelimenin tam anlamıyla eşsiz. Sadece büyüklüğü veya kudretli görünümüyle değil, tasarımıyla da eşsiz. Justinianus kilise için kuramsal bilgiye sahip iki alim işe alıyor. Bunlar Miletli Isidor ve Tralles yani Aydınlı Antemius. Bu kişiler geometri, matematik, fizik gibi alanlarda derin bilgiye sahip alanı hacimleri nasıl şekillendireceklerini planlıyorlar. Burada daha önce bulunan iki kilisenin çatıları ahşaptanmış. Bunlar alışılagelmiş bazilika yapılarıymış. Yani antik Romalıların ve Roma imparatorları Konstantin ve Justinianus'un çok aşina olduğu tarzda binalarmış. Ancak Justinianus mimarlarından farklı bir şey inşa etmelerini, klasik bazilika planının dışında merkezi bir alanı da oluşturmalarını istemiş. Merkezi alan dairesel formda. Kısacası kilisenin mimarisindeki yenilik geleneksel bazilikal planla merkezi kubbeli planın bir araya getirilmesi. Evet, şimdi binayı geometrik açıdan ele alalım. Son derece gösterişli, büyük ve yüksek bir kubbe var. Romalıların daha önce de büyük kubbeler inşa ettiğini düşünebilirsiniz. Örneğin Panteon aklınıza gelebilir. Ancak daha önceki örneklerde daire şeklindeki kubbe yine daire şeklindeki duvarın üzerine yerleştirilmiştir. Ayasofya ise bundan çok farklı. Daire şeklindeki kubbe kare şeklindeki bir alanın üstüne oturuyor. Kare şeklindeki bu tabanın yanlarından iki adet yarım küre çıkıyor. Ve bu da bize klasik bir bazilika planını anımsatıyor. Peki kare formundaki bir yapının üstüne yarım küre şeklindeki bir kubbeyi nasıl oturtuyorlar? Bunu pandantifler kullanarak başarmışlar. Eğer alt kısmına doğru bakarsanız kubbenin dört yayın üzerinden aşağı doğru geldiğini görürsünüz. Bu dört yayın arasındaki üçgene benzer eğimli alanlar pandantif olarak adlandırılır. Böylesine büyük kubbe ve büyük bir ağırlık aklımıza en son gelebilecek en narin görünümlü alan sayesinde taşınıyor. İlginç değil mi şu mimari? Mimarlar kubbenin ağırlığını taşıyan duvarları başarıyla gizlemiş. Kubbeler sadece aşağı doğru değil aynı zamanda dışa doğru da kuvvet uyguluyor. Bunun bir kısmı iki taraftaki yarım kubbelerle karşılanıyor. Ve kilisenin doğu yönünde bunun da altında üç küçük yarım kubbe daha bulunuyor. Pandantifler üzerindeki bir kubbenin anıtsal önemde ve bu büyüklükteki bir binada görüldüğü ilk örnek Ayasofya. Önemli tehlikeler içeren ve son derece hırslı bir mimari plan. Aslında ilk plan tam olarak işe yaramamış. Deprem olmuş, kubbenin bir kısmı çökmüş. Tekrar yapılırken yeni bir tasarım kullanılmış. Şu an gördüğümüz kubbe ilk yapılandan daha yüksek. Daha dik yapılması yana doğru olan basıncın azalmasını ve kuvvetin daha düşey şekilde inmesini sağlamış. Ancak bu kadar muazzam bir ağırlığı taşımak çok güç olmalı. Eğer dikkatlice bakacak olursanız bazı yapısal ögelerin ve sütunların hafifçe eğri durduğunu fark edersiniz. İşin aslı biz burada mimari bir mucizeden söz ediyoruz. Ancak binanın içindeyken insanın aklına mimari özellikler gelmiyor. İçerideyken ne kadar muhteşem, mistik ve gizemli olduğunu hissediyorsunuz. Duvarlar ışığın içinde kayboluyor gibi. Son derece mistik. O dönemde kilise hakkındaki yazılardan birinde kubbenin cennetten gelmiş gibi gözüktüğü bile yazılmış. Böyle düşünmelerinin bir sebebi de mimarların kubbenin tabanına 40 adet pencere yerleştirmiş olması. Bizans düşünce tarzında ışık mükemmeliyetle ve ilahi olanla özdeşleştiriliyor. Bu pencerelerden gerçekten hoş bir ışık geliyor ve kubbe havada duruyor gibi gözüküyor. Pencereler kubbeyi adeta hareketli gibi gösteriyor ve bu pencerelerden gelen ışık zengin damarlarını gördüğümüz mermer duvarların üzerine dökülüyor. Zemin yine damarlarını gördüğümüz büyük ebatlı taşlarla kaplanmış. Mermerlerin damarları adeta dalga desenleri oluşturuyor. Antik Roma mimarisinin katılığı burada yok. Burada artık yeni bir dine sahip olan Hristiyan Roma İmparatorluğu için yeni bir mimari dil oluşturulduğunu görüyoruz. Manevi dünyada yaşanan değişikliğin maddi dünyada fiziksel olarak yansıtılmasını görüyoruz. Bu bina imparatorluğun manevi yönünün, yeni dinin merkezi Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olan doğudaki imparatorluktaki Bizans İmparatoru, sadece siyasi otoritenin değil, aynı zamanda dini yapının da başı. Patrik ve kilisedeki din adamlarını imparator atıyor. İmparatorluğun batı kısmını ve papanın oradaki gücünü düşünün. İmparatorluğun doğusundaki uygulama batıdakinden oldukça farklı. Bazı önemli kararlarda imparator ve patrik bu kilisede bir araya gelirmiş ve bu dünyevi olanla uhrevi olanın bir araya gelmesi olarak görülürmüş. Siyasi otorite ve dini otorite. Bu binanın nasıl yapıldığının biraz gizemli olduğundan söz etmiştik. Binanın zorunlu yapısal ögeleri son derece güzel şekilde saklanmış. Yapısal ögelerin dışında binada dikkati çeken bir diğer şey de yüzeylerin dekorasyonu. Duvarların neredeyse tamamı ortadan kesilerek simetrik hale getirilmiş renkli mermerlerle kaplanmış. Yukarıda mermerlerle kaplanmayan yerlerde ise altın mozaik görüyoruz. Mozaiklerde son derece güzel desenler var. Kenger yaprakları, palmiye ağaçları. Hemen her yerde haç görebilirsiniz. Göremeyeceğiniz tek şey insan figürleri içeren mozaikler. Bu dönem, Bizans tarihi'nde ikonoklazm olarak adlandırılan dönemin öncesi. İkonoklazm, figürler konusunda oldukça sıkıntılı olan bir dönemin adı. Kilisenin yapılması aşamasında hiçbir tartışmaya mahal vermemek için insan figürü kullanılmamasına karar veriliyor. Bu karar, insan suretinin yaratılmasının kutsal kitap tarafından yasaklanmış olduğu görüşüne dayanıyor olabilir veya kilisenin mimari yapısını vurgulamak üzere resim kullanılmamasına karar verilmiş olması da ihtimal dahilinde. Hazreti Meryem veya Hazreti İsa resimleri yerine kişileri binanın mistik atmosferinin etkilemesi tercih edilmiş olabilir. Bu kilisede renkli olan tek şey mozaikler değil. Camların tümü de kırmızı, yeşil, sarı gibi çok farklı renkler içeriyor. Ayrıca daha önce de bahsettiğim gibi mermer yüzeyler de renkli. İmparatorluğun her tarafındaki antik şehirlerdeki sütunların ve en iyi mermerin getirilmesi için son derece ciddi bir masraf yapılmış. Mümkün olan en iyi mermerler getirilmiş ve duvarlara yerleştirilmiş. Zanaatkarlar bu müthiş güzellikteki mermer blokları enlemesine kesmeyi başarmış ve daha sonra bunları aynı açık bir kitabın sayfaları gibi duvara yerleştirmişler. Ayna yansıması gibi olan bu mermer kesitler son derece girift ve hoş desenler oluşturmuş. Pencerelerden süzülen ışık, altın mozaikler, renkli mermerler. İşte bunların tümü ahenkli bir renk geçişiyle mekana hareket ve enerji veriyor. İmparator Ortodoks Kilisesi'nin patriği ile birlikte bu kilisede dururken giysileri altın, gümüş, mor renklerde. Taçlarında mücevherler var. Kilise'yi koruyorlar. Bizim gibi sıradan insanlar aşağıdaki koridorlarda, ana mekanda veya yukarıdaki galerilerde ayakta duruyor. Sadece imparator, Patrik ve ruhban sınıfı yukarıdaki özel bölüme girebiliyor. Gizemli gözüken bir bölüm. Bugün 21. yüzyılın başında bu bina yaklaşık 1500 yıllık. Bu kadar uzun sürede önemli değişimler yaşamış olması son derece olağan. Yaşanan değişimleri kilisenin hemen her yerinde görebiliyoruz. Zemin mermerleri bile geçen zamanın izlerini gösteriyor. Duvarlardaki mermer kaplamaların bir kısmı kaybolmuş. Kaybolan yerler boyayla kapatılmış. Değişik zamanlara tarihlenen mozaikler var ve kilisenin camiye çevrildiği dönemde yapılmış kubbedeki muhteşem hat çalışması var. Bizans İmparatorluğu, Müslüman Osmanlı İmparatorluğu tarafından ele geçiriliyor. Bu şehir, Konstantinopolis, imparatorluğun en kıymetli hazinesi. Ve bu hazinenin içinde de en kıymetli mücevher Ayasofya Kilisesi. Dolayısıyla Osmanlılar şehri ele geçirdiklerinde ilk yaptıkları şeylerden biri de bu kiliseyi camiye çevirmek oluyor. Kilise 1935'te Cumhuriyet döneminde müzeye çevrilmesine kadar cami olarak kullanılıyor. Binanın kilise olarak kullanıldığı dönemdeki mobilyaların ve Hristiyanlığa ait dini objelerin hiçbiri günümüze ulaşmamış. Ne kadar ironiktir ki bunların yok olmasının sebebi Osmanlıların şehri ele geçirmesi değil. Batı Avrupa'daki Hristiyanların düzenlediği Haçlı Seferleri. Hristiyanlığın kutsal topraklarını yani Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak üzere 1204 yılında düzenlenen 4. Haçlı Seferi sırasında Venedikli tacirlere oldukça borçlu durumda olan Haçlılar kutsal topraklara savaşmaya gitmek yerine Konstantinopolis'i işgal ediyor ve yağmalıyorlar. 1261 yılında Doğu Roma kenti tekrar ele geçirdiğinde Ayasofya'nın oldukça harap durumda olduğu biliniyor. Bir zamanlar bu kilisede olan pek çok değerli obje günümüzde Venedik'teki ve dünyanın diğer şehirlerindeki müze ve kiliselere dağılmış durumda. İster istemez kilisenin yağmalanma öncesi görünümünü hayal etmeye çalışıyorum. Altınlar, mücevherler, mobilyalar, dini objeler, ikonalar. Çok görkemli gözüküyor olmalıydı. Zira burası imparatorluğun kalbiydi. Yine de 1500 yıldan sonra Ayasofya hala çok görkemli gözüküyor.